Arkadaşlar sonunda geldi. Uzun zamandır gelmiyordu, geldi. Ev yapımı Doritos yapıyorum. Ev yapımı Doritos yapıyor. Allah belanı kaldırıyor. Arkadaşlar uzun zamandır yapmıyordu bir şeyler. Uzun zamandır biz bunun yaptığı tariflere bakmıyorduk, geldi. Matilde Palcuma hoş geldin balım. Biliyorsunuz ben çoğu şeyi ev yapımı ve organik yaparım. Evet maşallah abla. Yani her şeyi evde yapıyor. Neyden yaptığını da sormak istemiyorum. Dedim her şeyi yapıyorsun da Doritos'u mu yapamayacaksın? Bence yapamayacaksın gibi geldi bana ama şimdiden ellerine sağlık, devam edelim. Gittim en yakın tavukçudan tavuk derisi aldım. Evet, ellerine sağlık şimdiden. Hepsini Doritos şeklinde kestim ve Doritos, yalnız arkadaşlar R'den sonra bir tane yumuşak ya, yumuşak G var, Doritos. yağlı kağıdın üstüne yerleştirdim. Yağlı da direkt arkadaşlar, kağıt değil yalnız, kağıt. Size de tarifi veriyorum, mutlaka deneyin. Ve geldik sosa. Ay şimdiden benim bir kusasım geldi ya. Bundan Doritos çıkmaz abla. Bundan Doritos çıkarsa hakikaten sana vallahi helal olsun diyeceğim ama. Zor gibi. Devam edelim abla. Pompaya hazırlık. Tüm baharatları ekledim. Birazcık da milh koydum. Melah mı? Melah var mı arkadaşlar? Sizin yanınızda da varsa melah, birazcık melah koyalım. Ve derilerin hepsini güzelce ne sosladım. Evet, güzelce sosladı. Şimdi yani bu... Merhabalar. Merhabalar Mikail'im, çok Ya teşekkür. siktir git psikolojik destek al Şu ya. aracım sana da teşekkür Hadi ederim. siktir git psikolojik destek al Bir dakika ya. dur. Atmayın şu anda. Birazdan atın çünkü psikolojim bozuldu. Mlah. Bu yaptığım... Herkese hello. Hello, hello Fatimeciğim, hoş geldin balı benim. Mlah. Sos %100 Doritos sosudur arkadaşlar. Kafamdan uydurmadım yani. O direkt zaten arkadaşlar Doritos'un fabrikasından almış. Direkt zaten Doritos'un fabrikasından almış yani. Neyse. Ananın gözü, hala reklamına sıçacağım yazıyor bu da ya. Daha neye reklamı nasıl açıyorsun? Daha nereye kasayım? Reklamı da izleyeceksin herhalde. Arkadaşlar abone olmayanlar da reklamı izleyecek bir zahmet. Kusura bakmayın çetçim. Vallahi bile yanlış anlamayın da. Derilerim Doritos olmaya hazır. 20 Evet arkadaşlar, 20 dakika koydu. Çıkartacak yani. Tavuk derisinden nasıl bir Doritos çıkar çok merak ediyorum. Geliyor. dakika fırında pişirdikten sonra derileri Usta, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın tavuk derisinden bu Doritos'u çıkardıysa, erikli suyun içine de iki damla alkolsüz kolonya patlatıp Türk İş kolayı bulur biliyor musun? Kola Turku'yu tekrardan piyasaya sürer usta bu. Ben saygı duyuyorum artık arkadaşlar. Yani saygı duymaktan öteye, yani saygı duymaktan öteye saygı duymalıyız. Chat'te gümbür gümbür Doritos okuyor şu anda. Chat gümbür gümbür Doritos. Chat'in bütün tavuk derileri şu anda arkadaşlar Doritos'u dönüştü. çıkartıyorum ve hepsini servis tabağına yerleştiriyorum. Baba, ben sana çok büyük saygı duyuyorum ya. Doritos'uma kaç puan veriyorsunuz? Abla, ben 10 üzerinden 11'i verdim geçtim vallahi billahi ya. Yorumlara yaz. Bir de faydalı chat çünkü bu tavuk derisi. Allah'ım, ne olur sabır ihsanını bir... Hayır, bir de arkadaşlar Dilaram çok teşekkür ederim balım benim, pedigür yaptırırken. Gülüm benim çok teşekkür ederim. Bir de faydalı tavuk derisi arkadaşlar, bir de proteinli, yani protein cips. Yazın bakalım. Şimdi sesi dinleyin. Ses geliyor, ses geliyor arkadaşlar. Sesi dinleyin. Ey de na 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 ne na 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 dıt dıt dıt. Ev yapımı. Ya şaka yapıyorsun ya. Arkadaşlar bu sosyal medya nereye gitmeye başlıyor? Arkadaşlar bunun bir artık devlet yetkilileri bunun bir önüne geçmeyecek mi? Bu ne mesela? Arkadaşlar bu ne mesela? Bunu yani bu ne diye mesela birlikte izleyelim anasını. Yani bunun amacı ne? Baba, benim doğum günüm yaklaşıyor. Oğlum, sana en güzel hediye alacağım. Merak etme. Bunlar ne ayak lan kardeş? Ben ne yapacağım biliyorum. Kral, bunun fiyatı ne kadar? Kardeş, sana 60 olsun. Kral, bunun fiyatı ne kadar? 15 lira kardeş. Oğlum, kuşu sokma oraya. Salak salak işler yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz Ne ya? istiyor? Kuşu niye sokuyor referansıcım? Hoş geldin kardeşim benim. Kardeş, hayırdır, ne yapıyorsun orada? Hayırdır kardeş? Kral, kuşlara bakıyorum. Sen gel bakayım buraya. Sıkıntı yok kral, geliyorum. Kardeş, şunu görüyorsun değil mi? Abi kafayı yiyeceğim. Geçişler inanılmaz iyi. O en baştaki o tuhaf hareketler yapan kimdi mesela? O tekrardan girecek mi işin içine? Kardeş, mevzu çıkmadan gerekeni yap. Kral, çok farklı mevzular var ya. Oha. Kral. Oha. Ağızda sistem yavaş ilerliyor. Oha. Bugün oğlumun doğum günü. %80 engelli. Kardeşim, oğlun da gelsin. Ya tövbe estağfurullah ya. Oğlum böyle şeyler vallahi yapıyorsunuz. En son bu hale düşeceksiniz ya. Ya chat, deli olacağım ya.
Kardeşim %80 engelli de sen kuşu ne yapacaksın lan? Ya bunların başka versiyonları da vardı ya. Dur bakayım, duruyor mu acaba, başka versiyonları da vardı. Bu ne mesela? Bu arkadaşlar yaptım. Beyni gelsin konuş. Ay! Onurum düşüyor. Ne oluyor oğlum mesela? Arkadaşlar hakikaten ne oluyor lan? Çetçim. Çalış ulan. Bunu oğlum. Çalış lan. Abi ne yapıyorsun ya? Kübra'cım hoş geldin. Konuşma, çalış lan. Ha geldi. Çet geldi. Sakat kim? Senin ne işin var lan burada? Çocuğa neden bakıyorsun? Ne oluyor mesela? Ne oluyor arkadaşlar? Sana lan özürlü. Hayırdır lan sana? Sen benim ne biçim koşuyorsun lan? Ben şimdi senin anlayacağın dilden konuşurum lan. Lan oğlum çarpılacaksınız lan. Lan vallahi billahi çarpılacaklar ya. Deli olacağım ya. Oğlum her yerden bir şeyler çıkıyor. Her yerden tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor chat. Vardı, bunların devamı da vardı, dur. Ben onu bilemiyorum. Sen kimsin lan? Kafada G yazıyor oğlum herifin. Herifin kafada G yazıyor. Arkada da Aleko yazıyor. Birleştirdiğin zaman Galiko. Tisi Galiko. Ne oluyor anasını satayım vallahi billahi. Tisi Galiko. Delisin lan sen. Ne aşeti oğlum. Arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değil ya. Hiçbir şey tesadüf değil ya. Sen Kürtsün lan, bizden oynayamazsın cüce. Sen Kürtsün mü? Oğlum bizim Kürtlerle işimiz olmaz. Ne yapayım, çağırıyorum muhabbetle. Oğlum o çocuğun ses tonu da mı? Be abi müsaade be. Ne oldu Babet tenim? Abi ben Musluyum, benimle dalga geçiyorum. Ne oldu Babet tenim mi? CSP kat tenim. Abi Tesla benimle dalga geçiyorum. İyi kardeşim, gel bakalım Esicat tenim. Aa, abisi geliyor. Abisi gelene kadar akşam oldu zaten. Ne oldu Babet tenim? Oğlum sizin derdiniz ne lan? Biz Kürtlerle oynamayız lan. Abi yanlış anlama ama bu bizde oynayamaz. Oğlum kameraya bakma ya. 2004 Tamer olur gibi vallahi billahi tetiklendim ya. Ne oldu Babet tenim? Ne oldu Babet tenim? Bakma gözünü seveyim, yapma ya. Ezici'ye Babet tenim. Ezici'ye Babet tenim. Ne oldu Babet tenim? Ayrımcılık yapan kremiyesin. Abi biz anlamıyoruz ki. Kardeşim Türk Kürt kardeştir. Ayrımcılık yapan bizden değildir. Kanka dedi ki hırrımı yesin. Yani ayrımcılık yakan hırrımı yesin. Sen ne diyorsun abi am... Zafer turizm olur gibi, sonu çok iyiydi. Sonu çok iyiydi, deli oldum, gördünüz mü? Ne oldu Babet tenim? Ben oynayabilir. Sen kimsin lan? Nerelisin lan sen? Ne aşeti? Oğlum sen Kürtsün lan, bizden oynayamazsın. Oğlum çok değişik arkadaşlar bunlar vallahi billahi ya. Galiko ya. Galiko'ya bak ya, Galiko'da çok varım ya. Chat, Allah'ın izniyle yılbaşı yayınına hazır mısınız? Yıl sonu daha doğrusu 31 Aralık'ta buradayız ha. 31 Aralık 2023'te buradayız ha. Şöyle 1-2 saat birlikte, yani yeni yıla birlikte girmesek bile 1-2 saat birlikteyiz. Chat ne yapıyorsunuz? Bugün gündemde ne var? Aa, sabahtan beri yazıyorsunuz. Marmara'da deprem oldu. İstanbul'da, Bursa'da falan her yerde hissedilmiş. Kardeşim hissetmiş. Kız kardeşim sabah mesaj attı. Ben o sırada fosur fosur uyuyordum arkadaşlar. Çok geçmiş olsun. Umarım devamı gelmez. Enes'im 10 kişiye daha abone kattı. Çok teşekkür ederim kardeşim benim bu arada. Arkadaşlar yani hep bak çok bahsettik. Biz yayınlarımızda hiç unutmadık bunları. Düdük. En önemli şey arkadaşlar, ne olur yastığımızın altına en azından bir düdük. İlk önce biz kendi önlemimizi alalım. Yani bilmiyorum, devlet, belediye, hükümet, efendime söyleyeyim birileri, sinüjim ikinci elimiz kutlu olsun, herhangi bir önlem alıyor mu bilmiyorum. Yani arkadaşlar yani çok geçmiş olsun demek istiyorum. Herkes kendisine çok dikkat etsin. En azından biz kendi önlemimizi alalım. Ne bileyim, yatağımızın kenarını falanını filanını ona göre ayarlayalım. Yani yapalım arkadaşlar. Biz en azından... Enes'im çok teşekkür ederim. Bu arada herkese abonelik atıyor kardeşim benim. Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Herhalde bir zarar ziyan yok. Yani gördüğüm kadarıyla çok fazla haberleri takip edemedim ama gördünüz mü siz herhangi bir şey? Yani bir zarar ziyan var mı arkadaşlar? 5.1 de öyle küçük de bir deprem değil yani arkadaşlar, değil mi? 5.1 az bir şey değil yani. 5.1 hissedilir. Bayağı hissedilir hem de. Büşra'cığım 5. ayımız kutlu olsun. Yani Allah daha beterinden korusun. Ya bekleniyor chat. İllaki olacak yani. Bu olacak, illaki olacak bir şey. İllaki olacak bir şey. Hissedenlere çok geçmiş olsun. Ben artık bir fırlamış filiz olmuşum.
Evet evet onu şey yaptı bizim. Glamişko yaptı. Çok vallahi sağ olsun. Çok güzel oldu abonelik rozetlerimiz ya. Beyza'cığım hoş geldin abonelik için. Teşekkür ederim. Dediğim gibi biz kendi önlemimizi alalım. Yatağımızın ben burayı ayarladım arkadaşlar. Benim arkada eskiler bilir. Eskiden şurası benim dolaptı mesela. Kocaman dolap vardı. Dolabı buradan komple kaldırdık mesela. Yani en azından kendi odanızda falan filan deprem çantası olsun bilmem ne olsun. Bunların hepsini bir kendimiz bir ayarlayalım. Hükümetten de buradan belediyelerden de yani vallahi billahi yani gözünü seveyim ya. Vallahi bak geliyor çok büyük İstanbul depremi geliyor. Chat bak size hep anlatıyorum. Gene anlatacağım. Hilal rezillercim hoş geldiniz. Çeviyecim çok teşekkür ederim. Bizim şu karşıda bir tane bina vardı chat. Binayı yıktılar. Binada yani tehlike arz ediyor diye binayı yıktılar. Tek bina ha etrafındakileri yıkmadılar bile. Tek bina 2 aydır 3 aydır dan arkadaşlar vallahi billahi iş makineleri sesi 2 aydır 3 aydır iş bitmedi. Bir de Allah korusun. Allah korusun İstanbul gibi bir yerde Allah korusun. Bir de bu bütün binaların böyle arkadaşlar yani böyle şey gibi kağıt gibi kağıt helva gibi yıkıldığını düşünün. Yani şimdi insanları da tetiklemek istemiyorum ama biraz da gerçeklerden bahsedeyim. Bu korkutucu bir olay çünkü. Nur Evşancığım çok teşekkür ederim gülüm. Bu korkutucu bir olay ve bunu maalesef korkutucu konuşmamız gerekiyor ki insanlar birazcık arkadaşlar korksun da gözleri açılsın birazcık ayık olalım yani. Allah korusun bütün binalar yıkılsa araba girmez araba çıkamaz. Bak benim 2 kere 3 kere burada elektrikler gitti. Bak dinle. Bak dinle arkadaşlar. 2 kere 3 kere daha geçen gün elektrikler gitti. Niye gitti elektrik? Oradaki bina yapılıyor diye altta bir tane elektrik kablosunu mu ne kesmişler? 3 günde bir orayı yapıyorlar diye elektrikler gidiyor. Bak ne ulaşım sağlanacak, ne elektrik sağlanacak, ne ben size ulaşabileceğim, ne internet çekecek, ne bir şey çekecek. Durumun farkına varalım arkadaşlar, varalım. Alo, herkes bir farkına varsın. Yani gerçekten bunu yaşayanlar bak. Yeni Hatay depremi, Malatya depremi, efendime söyleyeyim orada yaşayanlar. Allah korusun çok büyük bunu yaşadılar. Tekrardan insanları tetiklemek istemiyorum ama... Yani olmuşa çare yok da olacağı çare var chat. Dolayısıyla önlemimizi almamız lazım. Çok ürkütücü bir olay. Dediğim gibi bak binayı kontrollü bir şekilde yıktılar. Herhangi bir deprem yok. Kontrollü bir şekilde yıktılar. Ona rağmen burada elektrikler kesiliyor. Bir yayın gidiyor arası satayım. Durduk yerde yayın gidiyor. Allah korusun bir de öyle bir şey yaşandığı zaman. Dolayısıyla en azından biz kendimiz bir düdük. Bir düdük arkadaşlar muhakkak düdük. Deprem çantası. Bu deprem çantası da nasıl olacak bilmiyorum. Sürekli hazırlamak lazım falan galiba. Öyle işler işte. Çok da böyle uzatmak da istemiyorum. En azından bir böyle arkadaşlar gene bir farkındalık. Çetçim. Fadime'm çok teşekkür ederim. Allah razı olsun gülüm benim. Herkese hello. Hello Sultan Toşkom hoş geldin güzelim benim. En azından bir arkadaşlar farkındalığımızı tekrardan bir hatırlamış olalım diye yani bir hatırlatmak istedim. Bu konuyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Başka ne oldu gündemde? Chat. Başka bir şey var mıydı? Biraz su içeyim. Hızlı. Gündemde deprem olayından başka ne vardı arkadaşlar? Ha? Altın kelebek. Altın kelebek muhabbetine hemen bir geçelim arkadaşlar. Hemen hızlı. Altın kelebek. Okay. This door. Öykü Toşko, Gizem Toşko, Allah kesene bereket versin. Londra'ya buradan selamlar gülüm benim. Sen oradan 1 pound attın bu 40 lira olarak mı yansıdı bize? Ulan bizim paranın değerine bak ya. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. All right. Öncelikle adamı niye bu kadar gömdüler chat? Oğlum bu adam zaten Amerika'dan gelmedi mi? Bu adamın normal konuşmasının böyle olması gerekiyor zaten. Adamı niye bu kadar gömdüler? Yani bunda çok gömülecek bir şey yok ki. Okay. It's okay. Adamı çok bana çok gömdüler gibi geldi bana chat ya. Okay, okay. Okay. Peki arkadaşlar bu mu? Okay, okay mi? Yoksa yani ikisinden biri arkadaşlar hani kararı size bırakıyorum. Okay, okay mi? Yoksa bu mu? Arkadaşlar Allah kahretmesin ben oraya yanlış bir şey yazdım dur. Yoksa bu mu arkadaşlar? Nerede o? Dur bir dakika. Nerede o abi bizimki? Bizimki nerede? Heh yoksa bu mu? This door? Evet ikisinden birini seçme şansınız olsa Nur Evşan'ım teşekkür ederim gülüm. Amin. 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 Bu mu arkadaşlar? İkisinden birini seçme şansınız olsa. Amin amin mi? Okey okey mi? Arkadaşlar bu okey mi? Hangisi? Okey okey. Okey. Gene değil mi? Yani arkadaşlar gene Kerem Bursi'nin gene birazcık daha okey okey'in biraz daha gideri var ya. Öteki daha... Bu arada chatimize yeni katılanlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz canlarım benim. Aramızda yeni katılanlar. Kokulu öpücük. Zaten 10 dakika sonra yeni katılmış olmuyorsunuz zaten. Artık yani...
Artık buradayız. Ececiğim hoş geldin balım. Teşekkür ederim abonun için. Alright. Öncelikle. Bence de amin amin de değildir en azından. Chat de şu diş hareketini çok anlamadım. Şu... Kerem Bursin ne ödül aldı ki arkadaşlar? Kerem Bursin ne ödül aldı? Ya ödül alanlarla ilgili şöyle bir arkadaşlar şöyle bir baştan bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar Umut Kemirgen diye bir adam biriyle evlenmiş. Bu Umut Kemirgen dur bakalım arkadaşlar bir dakika dur. Umut. Bu adamın sevgilileri mesela kimler oldu bunların arkadaşlar? Bu niye bu kadar çok konuşuldu bu olay bilmiyorum. Bayağı bir sevgilisi olmuş arkadaşlar şu. Sen gene mi buradasın ya? Ya sen gene bu ekipte de mi varsın sen Allah kahretmiyor ya? Ya gözünü seveyim ya. Aleyküm selam ve rahmetullahu ve berekatuhu ya. Her yerde karşıma çıkmak zorunda mısın gözünü seveyim ya? Bunlar da her yerde ya Ece Queen. Vallahi ya her yerde nasıl çıkıyor karşıma ya? Salak mısın Cemile Ko? Vallahi deli olacağım ya. Arkadaşlar bu arada abonelik şeylerini kıstım. Şey reklamları kıstım. Abone olmayanlara reklam gene çıkıyor. Yani kız az da çıkmıyor, çok da çıkmıyor. Eskisi kadar çok çıkmıyor ama ortalama çıkıyor. Onlardan da kaçmak isterseniz abone This olarak door. Aylık sadece onlara. Hayır sanırım Kuşlu Ahmet Kuş geldi. 18 Aralık'ta Bakü'ye bebeğimin yanına gidiyorum. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Sizi çok seviyorum canlarım benim. Allah kesenize bereket versin. Baba bu sonunda evlendi ha. Peki arkadaşlar boşanır mı? İnşallah boşanmaz ya. Yani boşanırsa... Şuraya bir not alalım arkadaşlar. Bilmiyorum yani boşun. Siz ne diyorsunuz? Çok net diyorsunuz. Boşanır diyorsunuz. İnşallah boşanmaz diyorum ben arkadaşlar. İnşallah boşanmaz diyorum. İnsanların boşanmaları beni hiç mutlu etmiyor. İnsanların sürekli mutlu olmalarını tabii ki istiyorum. Yalan yok. Vallahi billahi bunu böyle hani kolpe bir yorum olsun diye söylemiyorum chat. İnşallah bir ömür mutlu olurlar ama hani birazcık da izlenmiş bir chat ya. Yani ne bileyim bu ünlü tayfası genelde boşanıyor hep ya. Ben hiç arkadaşlar hani uzun yıllar boyunca evli kalan ünlü görmedim. Ünlülerin olayı zaten boşanmak arkamdayım kafası değil mi ya? Yeni katılanlar aramızda kalsın kazanacağız. Denizcikmiş teşekkür ederim gülüm benim. Dur buraya geleceğiz bir dakika. Onun dışında arkadaşlar biraz su içeyim pardon bir dakika. Ne diyorsun kıyafete ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu kimmiş Pınar Deniz'in altı. Bu kadın sürekli ödül törenlerinde enteresan konuşmalar yapan kadın değil mi arkadaşlar? Hı? Biraz suyumdan bir fırça çekeyim. Yani enteresan olmuş arkadaşlar hani böyle paçalı tavuk gibi olmamış değil şimdi. Öyle de bir durum var şimdi paçalı tavuk gibi de olmuş ama şurada güzel mesela burada fena değil. En iyi kadın oyuncu ödülünü bu mu almış arkadaşlar? Bunun oynadığı hiçbir şeyi izlemedim ama hak ediyor mu artık yorumu size bırakıyorum. Sizce? He? Sizce arkadaşlar? This door. Bir de yakışıklı güvenlik ve başka bir güvenliğin hayran buluşmasında kavga çıkmış. Aynen ona bakacağız şimdi. Ona da bakacağız. Yani... Bir de ben ne zaman görsem bu tarz ödül törenlerine çıkan insanlar hep arkadaşlar yan taraftaki arkadaşımızın da yaptığı yorum gibi hep böyle alüminyum folyo ile çıkıyorlar anasını satayım. Yani bu demek ki yani demek ki diyorum başka da bir şey demiyorum. Nasıl arkadaşlar? He? Nasıl sizce? Yani ödülü hak ediyor mu? Ödülü hak ederek mi aldı sizce? Ben izlemedim bilmiyorum herhangi bir şeyini ama şey yaptı mı? He? Ödülü hak etti mi diyorsunuz? Hak ediyor. Okey. Hayırlı olsun vallahi. En iyi erkek oyuncu ödülü. Bu adamı seviyor. Ben bu adamın birkaç tane şeyini izledim. Bu adam iyi. Bence bu adam hak etmiştir ya. Bu adam tam ödül hak edecek tip var zaten. Yani bu adama 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca bu ödülü verseler ben şey yapmam, isyan etmem mesela. Bu adam arkadaşlar böyle 30-40 yıl bu ödülü alsın. Ben çok itiraz etmem yani hayırlı olsun. Bence bu adam hak ediyor. Bizim Fatuk da niye almamış? Fatuk diye acaba şey miydi ödül arkadaşlar? Aday mıydı? Kesin Fatuk da gerçi Allah kahretsin. Fatuk putperest diye almamıştır. Fatih kesin bizim ailede ödül almak haram diye almamışlar arkadaşlar ben sana söyleyeyim. En iyi dizi ödülü Yalı Çapkını. Kızılcık Şerbeti tekledi ya. Bak izlemememe rağmen Kızılcık Şerbeti tekledi diyorum arkadaşlar. Bencesi. Bence Şerbo tekledi usta. Bence yani Şerbo tekledi başka dizileri bilmiyorum ama. Ya en azından Yalı Çapkını aldıysa Şerbo her türlü alırdı bence. Bencesi chat. Yani. Eskiden oralarda chat. Eskiden buralarda Ezel olurdu lan. Ezel olurdu, Muhteşem Müzdül, Aşk-ı Memnu olurdu. Oralarda eskiden Neymar olurdu chat. Ha? Hasan Arat olurdu oralarda. Vallahi billahi nereden nereye be chat ya. Şimdi geldi Yalı Çapkınlığına zaten. Ama dizi saatleri de çok uzun. Öyle de bir durum var yani. Ama eski diziler büyüktür ol diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yılın en iyi dizi çifti ödülü. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya. Yani
Doğayla Fatık şipledi. Doğayla Fatık tekledi, şipledi. Yani Ömüş'le Kıvılcım tekledi. Hatta Ertuş ile Kıvılcım bile tekledi. Bilmiyorum, bunların dizisini izlemedim usta. Bunların dizisini de izlemedim. Sadece birkaç tane sahnesini gördüm. Geçenlerde bir sahnesini görmüştüm arkadaşlar. Kıvanç Tatlıtuğ ortalıkta donla geziyor. Boxer'la geziyor. Ondan sonra Serenay Sarıkaya da Kıvanç Tatlıtuğ'un boxer'ına bakıp yükseliyor falan. Öyle bir sahne görmüştüm. Olabilir yani, fiziksel olarak yakışmıyor değiller. Yakışıyorlar bence, olabilir. Bence hak etmiş olabilir yani. Aa, ben şey gördüm bir tek arkadaşlar. Aşk-ı Memnu Firdevs Hanım Kıvanç Tatlıtuğ'a ödül verirken şey diyor. Kıvanç Tatlıtuğ. Onu bulabilir miyiz ya? Dur bakayım. Bir dakika. Nebahat Çehre Golden Kelebek. Var mı acaba? Dur bakayım. Burada mı? Merhaba. Heh. Dur. Heyecanlıyım. Dur. Gel abla. Çok yakın. Evet. Gel. Kıvanç Tatlısı. Kadın gene, arkadaşlar, kadın gene hepsini teklemiş ya. Çok iyi oyuncu, bir aktör. Ya kadın gene kıyafetiyle, vallahi duruşuyla, fiziğiyle, saçıyla, makyajıyla, küpeleriyle, yüzüyle olayını teklemiş ya. En azından alüminyum folyo giymemiş chat ya. Kıvanç Tatlısı. Kıvanç Tatlısı. Atı derken arada kadını karıştırdı herhalde, ne olacak? Aile Show TV. Ah, Serenay'sınız ya. Ne güzelsiniz. Baba. Eskiden tanıdık ya. Canlamsın. Peki arkadaşlar, siz bu mesela... Daha önce de ben bunu mesela yayında da söyledim, bu kadının kendi sesi değil diye. Çok... O dizilerdeki sesini hala kadının kendi sesi zanneden var mı? Mutluyum. Bunu da veriyorum, sana teslim ediyorum. Görüşmek üzere. Mersin. Oğlum kadın çok çok tatlı bir insan ya. Kadın çok tatlı bir insan. Bilmiyor muydunuz arkadaşlar? Oğlum bu kadının kendi sesi değil. Bakın tekrardan, bir dakika dur bakayım. Bir daha bilmeyen arkadaşlar için bir daha şey yapalım. Seslendirme diyelim. Kadını kim seslendiriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu. Kavak yerlerindeki... Mikail geçen 2-0 eksik atmıştım. Şimdi 2-0 fazla attım. Vallahi Mikail'im, vallahi Allah kesene bereket versin ya. Allah kesene bereket versin, iyi ki varsın ya. Arkadaşlar o kadını... Fadime, bunu tutuyorum çünkü elimde şu an... O da o ödülde olmuştu değil mi? Ya bizim bu altın kelebek ödülleri çok enteresan geçiyor genelde ya. Yani enteresan yerlere gidiyor ödüller. Bakalım. Arkadaşlar bu kadını bu seslendiriyor. Firdevs Yoruoğlu'nun nerede o? Dur bakayım, hatta şey olması lazım. Buralarda bir şey olması lazım da onun ya. Dur bakayım. Onu bu seslendiriyor. Ya o ses bu... O ses bu ses arkadaşlar. Bu kadının sesi. Nebahat Hanım'ı konuştuğum için ilk başta çok şaşırıyorlardı. Nebahat Hanım'ın sesi zannediyorlardı. Bak gözünü kapatınca anlıyorsun. Sonra tabii anladılar benim konuştuğumu. O sesle beni üst üste getirdiler. Yani... Ama şimdi mesela bu kadın burada böyle tek başına konuşurken de sanki o ses değilmiş gibi geliyor. Ama bu kadının sesi. Neyse, devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. En iyi dizi çifti ödülünü bu almış. Hayırlı olsun yani. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu adamın burada ne işi var? Hande Erçel'in dizisindeki, Allah'tan Hande Erçel herhangi bir ödül almadı değil mi arkadaşlar bu arada? Çok şükür. Hande Erçel herhangi bir ödül almadı herhalde, çok şükür diye düşünüyorum. İnşallah. Onun dışında okey'e baktık. Nükhet Duru'nun elbisesi. Semih Cenk yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı ödülü. Sizce arkadaşlar hakkı mıdır? Semih Cenk enteresan hareketler yapmış galiba arkadaşlar. Kıvanç Tatlısu. Kıvanç Tatlısu ödül alırken anladığım kadarıyla galiba sanırım arkadaşlar bir yandan telefondan PUBG falan oynuyormuş. Enteresan hareketlerde bulunmuş galiba. Bilmiyorum, ben Semih Cenk çok hani tarzım olan bir insan değil de mesela Semih Cenk'in hayranlarının sosyolojik olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani onun için arkadaşlar, yani bir kesimi hitap ediyor çünkü. Semih Cenk'in hayranları bir kesimi hitap ediyor arkadaşlar. Onun için söyledim. En iyi influencer YouTuber ödülü. Berfu Yenenler. Ya siktir git psikolojik destek al ya. Yani. Hadi siktir git psikolojik destek al ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani artık herhangi bir yorumum yok. Diyorum, başka da bir şey demiyorum. En iyi influencer YouTuber ödülü. Enteresan. Peki. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam hadi diyelim buna isyan ediyoruz ya.
Diğer adaylar kimdi mesela, o gözüküyor mu? Altın Kelebek. Yazsak buraya çıkar. Altın Kelebek 2023 YouTuber adayları desek mesela. Ona göre karşılaştırsak olmuyor mu? Usta. Yani çünkü bak işte en iyi dizi. Bak işte en iyi dizi adayları arkadaşlar. Ya bencesi bak. Aile diyor fıs. Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi fıs arkadaşlar bence. Ateş Kuşları falan bilmiyorum. Bambaşka biri güzel dizi de Hande Örçel batırıyor. Gönül Dağı'nı hiç izlemedim ama güzel diyor Allah. Kardeşlerim, Yargı'yı beğenen var. Yalı Çapkını yani yabani. Biz Şerbo'yu izlediğimiz için Şerbo bize güzel geliyor olabilir ama bence Şerbo. En iyi dizi çifti. Hadi bunlar almış Kıvanç Tatlıtuğ'u üstüne. Yani arkadaşlar üstüne çok... Yani bir kere şunlar olmadığı kesin. En iyi dizi çifti arkadaşlar. Şu olmadığı bir kere %100 yani. Hani benim ailem muhafazakar. Bizde haram. Zaten bunların almaması gerekiyordu. Buraya eyvallah da. Hadi diyelim arkadaşlar. Kıvanç Tatlıtuğ eyvallah. En iyi kadın oyuncu. Kim almıştı arkadaşlar? Bak en iyi kadın oyuncu da mesela aday çok. Yani mesela arkadaşlar. Hani Kıvılcım abla alabilirdi mesela. Ya da bu kim? Nursaima değil mi arkadaşlar? Nursaima alabilirdi. Ama bu da hak etti diyorsunuz artık arkadaşlar yani. Bu da mesela bu da fena oynamıyor arkadaşlar. Doğa da fena oynamıyor da. Hadi bu da hak etti diyorsunuz arkadaşlar. Hadi buna da verdik hakkını. Tamam bu kadın hak etmiş usta. Dur bakalım. En iyi kadın oyuncu da hakkı. En iyi erkek oyuncu da kim? Bu adam almıştı. Bu adam dediğim gibi arkadaşlar. Yani 40 yıl boyunca alsa çok itiraz etmem. Bence o adam hakkıdır. Romantik komedi zaten izlemiyoruz. Geç abi. Komedi momedi bunları geç. Şeye gel abi. YouTuber'a gel YouTuber. En iyi YouTuber adayları kim? En iyi YouTuber adayları niye yok anasını satayım ya? En iyi YouTuber. Ben onları görmek istiyordum ya. Oğlum diğer adaylar kim? Ona göre karşılaştırma yapmam lazım çünkü ya. Bir dakika abi. Kim var arkadaşlar? Yani alması gereken YouTuber kimdi? Ben! Ulan her gün YouTube'a video atıyoruz onu satayım. Vallahi bile her gün Show TV ile kavga ediyoruz. Bana niye vermediniz? Daha yeni 100 bin abone olduk ya. Ben kendime, sabahtan beri kendime arıyorum chat. Sabahtan beri. Beni siktir et de chat. Bak şunların kanalı güzel. Arkadaşlar bak. Şun, yani şu, klasik şimdi YouTube'un klasik adamları bunlar bunlara ver gitsin ya. Bunlar YouTube'un klasik adamları şimdi yıllardır arkadaşlar. Bunlar da mesela 30 yıl boyunca ödül alsalar, YouTuber ödülü alsalar. İsyan etmeyeceğim bir kanal mesela. Ya da Orkun Kaşıtmak. Orkun Kaşıtmak her gün mesela 0 TL'li bir gün geçiriyor çocuk. Her gün hamburger mamburger 0 TL'li İzmir'i geçiriyor. Çocuk her gün aç bilaç dolaşıyor sokaklarda. Ver gitsin anasını satayım. Ya da ben... Show TV ile kavgalıyım. Bana niye vermediniz? Biz bir ötesi gel konun chatiyle birlikte. Vallahi billahi. Chat'i toparladık. 100 bin aboneyi aldık. Plaket aldık. Mutfağa girdik. Videolar çektik. Elimizde Samsung Galaxy J7 telefonla. Kardeşimin eli titriye titriye. Aday bile değilim. Aday oldu siktir et. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde en iyi ondan yayın içerik üreticisinde ben niye yokum? Bir de bunlar arkadaşlar ondan sonra bütün yayıncılar hepsi birbirine girdi ondan sonra. O, gördünüz mü olayları? Bütün Twitch'teki yayıncılar herkes birbirine sallıyor. Aman abi biz yok kimseye. Bizim kimsenin şeyinde gözümüz yok abi Allah korusun. Yani bunların arasında da bence arkadaşlar. Olur yani bunların hepsi yani hakkıdır. Bilmiyorum yani ben çok şey yapmadığım için izlemediğim için ama. İnsanlar birbirine girdi chat ya. Dün anasını satayım Twitch yayıncılar arasında çok büyük kavga çıktı. Allah'tan o kavganın içinde biz yoktuk. Aman baba biz kavga mavga dövüş. Biz kıyı kıyı. Chat biz sizle birlikte kıyıdan kıyıdan böyle kimseye bulaşmadan çaktırmadan dizilerimizi, Müge Anlı'mızı, filmimizi, Winx'imizi, Mix'imizi izleyip biz kaçalım abi biz. Kim ne yapıyorsa yapsın abi Allah korusun. İnşallah bir gün arkadaşlar biz de buralarda aday oluruz ama ya tatlı olmaz mı? Düşünsenize şurada bir arkamızda bir ödül yani. Ha? Boğaziçi Bilişim Ödülleri falan filan. Güzel olur ben arkadaşlar ben seviyorum öyle şeyleri de yalan söyleyeyim ben öyle ödüldür. Altın Kelebeği bunun aldığı yerde, bence biz de Allah nasip ederse belki seneye meneye denk gelir bize de arkadaşlar. Seneye falan bize de denk gelir belki. Rain Man 2020 yılında aldığı altın kelebek, bu da altın kelebeğe mi küstü ne yaptı bu niye böyle yaptı? He usta? Vallahi billahi ya hiçbir yerde aday gösterilmeyince ben... Vallahi ben de böyle tribe giriyorum ya. Oğlum bir yerde aday gösterseydiniz bizi bari ya. Ne bileyim Çankırı şenliklerinde falan filan. Şebin Karahisar şenliklerinde bir aday gösterseydiniz bizi bari. Vallahi ayıptır ya. Harbiden ayıptır ya. Orada bu kadar yayın yapıyoruz burada ya. Vallahi ya. Öyle arkadaşlar işte Altın Kelebek başka bir şey. Ölümlü Dünya 2 filmine giden var mı bu arada arkadaşlar? Güzel film. Güzel film diyor Allah.
Başka herhangi bir dalga var mı arkadaşlar? Ha? Başka herhangi bir muhabbet var mı şeyde? Gündemde. Gündemde herhangi bir şey var mı başka? Ha? Ben gittim ortalarda. Yok gitmedim. Güzel. Galiba güzel diyorlar arkadaşlar. Ben birinci filmini de izlemedim biliyor musunuz? Ben daha birinci filmini de izlemedim. Birinci filmini izlersem ikinci filmine de gitmem muhtemelen. Daha sonra ileride çıkarsa internette izlerim. This door. Vallahi. Sevgilimle gece full yayınları izledik. Hemen abone olduk abim. Kokulu öpücükler. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Sühan Dancım teşekkür ederim abonelik için. Allah kesinize bereket versin. Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat oldu gülüm. Ben Serdal Adalı'yı tutuyordum. Hasan Arat oldu. İkisinin de projeleri güzeldi. Ben şu anda yani Ahmet Nur Çebi'den ikisi de iyi olacağı için sıkıntı yok benim için. Hayırlı olsun. Yakışıklı güvenlik. Türkiye'nin en önemli olaylarından bir tanesi sanat filmi çıkması gereken adamlardan biri. Yani yakışıklı güvenliğin hayatını al, film yap. Hem inanılmaz Türkiye coğrafyası ile ilgili, Türkiye yapısı ile ilgili, ne bileyim o TikTok kitlesi ile ilgili, Türkiye'nin belli bir mesela Esenyurt taraflarının kitlesi ile ilgili, doğulu insanlarla ilgili arkadaşlar, çünkü burada çok inanılmaz geniş bir olay var. Bayağı yakışıklı güvenlik olayı öyle küçümsenecek bir olay değil arkadaşlar. Sosyal medya ile ilgili inanılmaz sosyolojik tespitler çıkartılabilecek bir adam. Bak tek başına yakışıklı güvenlik, tek başına inanılmaz sosyal sosyolojik tespitler çıkartılacak bir adam. Betüş'üm teşekkür ederim. Veyahut da arkadaşlar diğeri neymiş? Horto. Ondan sonra... Merhabalar. Mikail'im çok teşekkür ederim. Burada çok enteresan bir olay var chat. Ne bileyim konser veriyor, bir şeyler yapıyor. Bir tanesi sadece göbeğini oynattı mesela, bütün dünyada ünlü oldu. Bir tanesi kelepçeyi şıklattı, ünlü oldu. Yani... Hani adamın şeyinde tabii ki arkadaşlar gözüm yok. Adamın birkaç videosunu da izledim. Adam iyi bir adam. Adam böyle hani kendi halinde. Efendi bir tip olduğu belli. Yakışıklı güvenlik. Çok bir şey demek istemiyorum. Ya burada sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Güvenlik nerede burada? Daha yakışıklı güvenlik. Burada sıkıntı ne biliyor musunuz? Burada. Sosyal medyadaki... Bizden çıktı. Sosyal medyadaki... En siktiri boktan insanın bile şu andaki okumuş kalifiye elemanlardan kat kat fazla kazanması. Oha oha oha. Oha. Ya bunlar yeşil. Ya mesela arkadaşlar ne bileyim yani. Hadi gelsin. Tamam da bir şey söyleyeyim sana. Bak, kavga nerede patladı? Burada mı patlıyor? Zoruna gidiyor. Zoruna değil abi, çık oradan. Kardeşim, çekleme beni kardeşim. Tamam da adamın saçıyla oynama. Sana ne? Nasıl bana ne oğlum, biz getirmişsin sana nasıl bana? Sen kimsin? Sen kimsin getirmişsin? Tamam da. Hayırdır sen getirmişsin? Kardeş, galiba Horto'nun saçıyla oynamışlar arkadaşlar. Horto'yu biliyor musunuz? Horto'nun saçıyla oynamışlar. Horto da şu. Yani tam saçıyla oynanacak bir tip aslında ama Horto'nun saçıyla oynamışlar. Saç da şu arkadaşlar. Saçıyla oynanan elemanın saçı bu. Yani dolayısıyla arkadaşlar sana ne aklım demesinde hani ben de çok da şey görmedim yani ama neyse. Saçıyla oynamayın. Tamam ne orumlu konuşuyorsun. Orumlu değil kardeş bak. Sen nerelisin? Tamam nerelisin sen? Ben Esenir abisiyim. Tamam. Ama şimdi böyle bir ekibin arasına Ayça hoş geldin güzeli benim kokulu öpücük. Şimdi böyle bir ekibin arasına böyle bir saçı atarsan şöyle bir arkadaşlar böyle bir kitlenin arasına böyle bir saç atarsan saçıyla da oynar, götüyle de oynar, başıyla da oynar chat. Yani kitle enteresan. Ama şimdi arkadaşlar yani hani bunların da yani nasıl bir... Tamam bir şey söyleyeyim sana. Biz onu haber etmem ne çaba. Allah çapsın bak yemin ederim küçümsemek için söylemiyorum ama. Şimdi bunların da kitlesi böyle olacak tabii arkadaşlar. Ne olacak anasını satayım? Bunu da kabul edelim yani anasını satayım. Dilemişken. Ama şimdi sen onun saçıyla oynuyorsa ay ben kırk ayda. Kardeşim. Ben bir evin nebeci oğlum oğlum buradan çıkamazsınız ha. Bak sürekli böyle sesler gelecek yani bu kitleden, bu fan buluşmasından. Kardeşim öyle bremen buradan çıkamazsınız ha tarzında sesler sürekli çıkacak. Arkadaş budur yani bunun olayı bu, yapacak bir şey yok. Buradan çıkan bak şey var ya. Baba kavga patladı, kavga patladı. Orada. Bak. Tamam. Tamam, hadi. Tamam, tamam. Bak. Çok enteresan ya, çok enteresan. Geç bur, ne diyor? Namına uygun bir durum söz konusu oldu. Evet. Esenlik bataklık denirken insanlar işte bundan bahsediyor. Ben normalde meydanda buluşmamayı düşünüyordum. Horto ile de konuşmuştum bu konuyu ama illa orası olsun deyince gittik arkadaşlar. Tam da aynısı oldu. Horto Allah. Horto mu arkadaşlar şey yapmış? Horto mu ısrar etmiş orada buluşalım diye? Birisi geldi Horto'nun saçına laf attı. Yanında... Horto gözünü seveyim o saçlı ortama dalarsan herhalde saçında da oynarlar. Başka o ortama dalarsan yani. Arkadaşlar ona cevap verince kavga çıktı.
Ayırmaya çalıştım, elinden geleni yaptım ama birkaç kişiydiler. Aynı anda çocuğun üzerine saldırdılar. Evet. Ve arkadaşlarım beni oradan çektiler bir şekilde. Kavga evet. Aldı başını gitti. Çocuk ne yazık ki bıçaklanmış bacağından. Bacak... Şaşırdık mı? Arkadaşlar gülmek istemiyorum ama şaşırdık mı? Horto sen de neyin ısrarını ediyorsun anasını satayım Esenyurt'ta buluşalım diye. Sen Esenyurt'u ne zannediyorsun anasını satayım? Ne zaman orada çok elit bir gerçekten fan buluşması yaşanacak falan mı zannettin? Kafayı yersin ya. Başka arkadaşlar? Başka bir şey var mıydı? Gündem bayağı yoğundu çünkü arkadaşlar. Gündemde bayağı bombastik olaylar vardı. Başka mevzular var mıydı? He? Bloke'nin konuşması vardı arkadaşlar. Bence mesela Bloke'nin konuşmasını bayağı gömmüşler usta. Bence Altın Kelebek tarihinde yapılmış en iyi konuşmalardan bir tanesi usta. Sıkıntı var mı burada? En iyi rapçi. En iyi rapçi ödülümüz. Ya, en iyi rapçi ödülünü hak etti mi hak etmedi mi? Orası ayrı mevzu ki zaten arkadaşlar yakında rapçiler de araştırılacaktır diye düşünüyorum. Önce ben de bir şey söylemek istiyorum aslında. İzlenmiş dersiniz, rapçiler araştırılsın. Toluk. Geç abla. Enteresan bir kıyafet de geliyor. Bayağı parlıyor. Evet. Altın kelebeği. Gel abla. Oluyor, tebrik ediyoruz. Teşekkürler, hoş geldin. Bir gün yayın arkadaşlar şöyle bir kıyafetle çıksam beni linçler misiniz? Ver, buyurun. Ya da seneye en iyi influencer YouTuber ödülünü ben alacağım için. Mesela bu 2024 Altın Kelebek ödülünü ben mesela almaya çıkarken beni linçler misiniz bu kıyafetle? Çok teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Evet. Herkese iyi akşamlar. Evet mi diyorsunuz? Evet diyenlere bir timeout atalım. Harbiden burası çok heyecanlandırıyormuş insanı. Her yayını açtığımda ben. Her yayın açışımda harbiden burası çok heyecanlandırıyormuş insanı. Ben şimdi hayalleri olan bazı insanlar için bir şeyler konuşmak istiyorum. Evet anlat abla biliyorsun. Ben bu işe ilk başladığım zaman bana sürekli işte ülkede milyonlarca insan var. İşte ben o sırada kafede çalışıyordum. Evet. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Mantıklı. Harika bir cevap. Ya enteresan. Dediğim gibi arkadaşlar işte yani yaşadığımız devirde burada yapamayacağını düşündüğümüz insanlar yapıyor. Yapacağına emin olduğumuz insanlar yapamıyor. Ama neyi yapıp yapamadığına bağlı. Anneme, babama ve bana en başından beri destek olan herkese çok teşekkür ederim. Afiyet olsun canım benim. Ya arkadaşlar böyle insanları mesela un kurabiyesi çok teşekkür ediyor. İnsanları linçlemek yerine hani birazcık da mesela bunlarla gülüp geçsek, eğlensek çünkü yaşadığımız devir şu dönem sosyal medyanın da yayılmasıyla Fadime'm çok teşekkür ederim. Yani çok böyle bir Avrupa yakası dizisi karakteri gibi değil mi etrafımızdaki herkes mesela? Bir tanesi çıkıyor okey okey, bir tanesi amin amin, bir tanesi Donald'ı. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar falan filan. Mesela bayağı arkadaşlar komik bir evrenin içinde yaşıyoruz ya. Birazcık bakış açısını değiştirmemiz lazım sadece. Veyahut da TikTokçu mesela. Mesela bir arkadaşlar yakışıklı güvendik mesela. Yani fan buluşması yapıyor ve buluşmada gerçekten yani yaralamalı kavga çıkıyor. Yani bunlar bence komik. Tebrik ederim. Size çok teşekkür ederim. Babalar sözünü tutar. O şarkı bunun şarkısı mıydı? Tebrik O şarkı bunun şarkısı mıydı usta? Diyoruz. O şarkıdan mı kazandı bu ödülü? Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Başka? Başka arkadaşlar var mı? Oğlum bitmiyor lan. Arkadaşlar. Ha? Bitmiyor anasını satayım. Vallahi billahi ya. Farah Zeynep'in Insta gönderisi. Farah ne? Reymen'e baktık. Reymen'e baktık. Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti. Ona baktım ya. Ben ona bakmıştım ama dur bakayım. Dur bakayım. Savcı Ebu Bekir hoş geldin. Ne diyor? Abi konudan bağımsız ama geçen Insta'da seni ve şip videosu gördüm. Onu ben de gördüm ya. Onu ben de gördüm. Allah kahretmesin ya. Arkadaşlar nerede o? Silmiş mi lan onu? Yok yeni bir şey koymuş. Ben bunu ben de gördüm. Hatta kaydetmiştim. Göstereceksin sizi unuttum. Yani arkada baba gümbür gümbür arkadaşlar. Arkada gümbür gümbür estağfurullah tövbe. YouTube'dan geldim 5 kişi abonelik vermiş. Allah razı olsun. Yani arka taraf komple estağfurullah tövbe arkadaşlar. Yani ne demiş? Bu ne cidden dalga mı geçiyorsunuz? Sigaralı fotoğraflar falan bir de sonda hayırlı cumalar yazısı. Yani bu tesettürlü insanların sigara içmediğini falan mı zannediyor? Arkadaşım sen yani şeyde mi yaşıyorsun? Mağarada mı yaşıyorsun? Tesettürlü insanlar arkadaşlar sigara içiyor.
tesettürlü insan. Ben yani mesela annemin gün arkadaşları vardı. Yani tesettürlü gün arkadaşları vardı. Evi gümbür gümbür sigara içip öyle gidiyorlardı arkadaşlar. Evde gümbür gümbür sigara içip öyle içiyor. Yani içiyorlar arkadaşlar. Hani sigaranın da mı şeyi var? Ne derler? Enteresan yani enteresan geldi o yorum bana. Arkadaşlar başka da bir şey yoksa var mı başka bir şey? Farah diziden para almamış, keyfi olarak konuk gitmiş. Keşke birkaç bölüm daha kalsaydı ya. Keşke birkaç bölüm daha kalsaydı anasını ya. Hı? Esra Erol'un bugünkü yayınındaki osuruk mu? Allah aşkına atsanız onu. Ne yazsak çıkar? Yun hoşçum teşekkür ederim. Nasıl ya? Ben onu hiç görmedim ya. Biz gün odan devam. Ben onu hiç görmedim. Sılam çok teşekkür ederim. Ben onu hiç görmedim. Onun linki varsa Discord'da derin lobiye atabilirsiniz arkadaşlar. Başka da bir şey yoksa Müge Anlı'ya geçiş yapalım mı? Var mı arkadaşlar başka bir şey? Sigara mekruh. Brofilo. Ya ben sigara kullanmıyorum arkadaşlar ama sigara kullanan tesettürlüsü de var, seküleri de var, layığı da var, ateisti de var. Bunu kabul edeceksiniz yani yapacak bir şey yok. Hayat böyle sosyal medyadan sizin salladığınız gibi değil yani maalesef. Arkadaşlar. Dur. Bir elimi yüzümü yıkayım geliyorum arkadaşlar. Dur daha bitmedi gündem. Yazmış chatte biri. Melike Şahin niye arkadaşlar? Öğretmenleri ekti. Melike Şahin'e bak ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu işe? Çok büyük kolpe gibi geldi bana. Yani çıkmak istemediği için çıkmadı gibi geldi bana. Ya böyle arkadaşlar insanlar böyle keyfi takılmasın. Siz koskoca sanatçısınız. Bir de bu da altın kelebek kazanmış mesela bu enteresan ceketiyle. Enteresan ceketiyle altın kelebek kazandı bir de bu. Bilmiyorum. Saygı duyamadım chat. Saygı duyamadım. Ben saygısızlık olarak yorumladım. İnsanlar o kadar bekletmiş. Bir de belediye de açıklama yapmış çünkü arkadaşlar. İstanbul Belediyesi mi ne? Onunla galiba takışmışlar. Belediye de demiş ki biz son ana kadar ikna etmeye çalıştık demiş. Anasını satayım. Bence kolpe. Bana kolpe gibi geldi chat. Var mı başka bir şey arkadaşlar? Oğlum beni çok fena hıçkırık tuttu. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yoksa arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Yönetmen keçe ödül mü aldı bu arada? Nasıl başka bir şey yok ya? Olayın kralı var ya. Dur arkadaşlar gündem bitmiyor. Zeynucum hoş geldin. Dilan Polat'ın arkadaşlar yanındaki çalışan Şule bütün Özbekistan'ı Dilan Polat'ın evine toplamış. ya gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Bütün Özbekistan şu anda Dilan Polat'ın evinde. Dur bakayım nerede o? Şule akrabalarını villaya yerleştirdi. Bütün akrabalar şu anda arkadaşlar hatta şey falan story atmışlar böyle. Onun fotoğrafı yok mu ya? Vay anasını avradını ne diyorsunuz bu işe? Bu nasıl oluyor oğlum? Arkadaşlar Dilan Polat tamam tutuklandı. Engin Polat tamam tutuklandı. E anasını satayım dışarıda bunların hiç mi akrabası bir şey yok? He? Bütün şeyler dışarıda. Yani evin çalışanına nasıl kalıyor bütün ev? Onu anlamadım ben. Herkes evde anasını satayım. Onlar da belki hani insanların günahını almak gibi de olmasın da. Belki de hani onlar da çalışmaya mı geldi diyeceğim de neye kime çalışıyorlar gerçi. Bu da enteresan bir olay oğlum. Vallahi billahi arkadaşlar ya. Hakikaten hayat çok enteresan ya. Hayat hakikaten çok enteresan. Başka? Başka arkadaşlar? Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Başka. Başka. Arkadaşlar. Eceronay'ın dükkanı... Eceronay hangisiydi lan? Eceronay hangisiydi ya? Eceronay. Allah kahretmesin bu. Sosyal medya fenomeni Eceronay kabusu yaşıyor. Üst üste güzellik merkezleri kurşunlandı. Babacım yani anasını satayım bu arkadaşlar bütün Kasım ve Aralık ayı güzellik merkezi kurşunlanmasıyla geçti anasını satayım. Bir, güzellik merkezi kurşunlanan iki gün sonra tutuklanıyor. İki, Eceronay'da hiç yokum arkadaşlar. Uzun zamandır Eceronay'da. Eceronay bir tane diyetisyen bir kadını mı ne? Bunlar arkadaşlar mafyatik çok mafyatik takılıyorlar. Bunlardan ben bıktım. Yani bunların zaten size listesini zamanında verdim. Yani hani bilmiyorum yani artık yakında bu da tutuklanır gibi yorumladım. Yakında bu da tutuklanır diye yorumladım. Hani çok da büyük göbek atarım burada. Çok da büyük göbek atarım burada söyleyeyim arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. Milan'ı devlet şeyde mi vermişler? E ne olacaktı arkadaşlar ama şimdi yani yazsak çıkar mı? Milan, Onat. Yani olması gereken o değil mi arkadaşlar zaten yani? He? Çocuğu devlet kursuna vermişler de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten yani eğitimde fırsat eşitliği diyelim onu da. Geçmiş olsun diyelim. Olan çocukları oluyor diyelim. Ne diyelim ne yapayım yani bilmiyorum ki başka ne olacak da olması gereken o zaten. Olması gereken o chat.
Olması gereken o diye yorumladım. Başka da bir şey yorumlamadım. TikTok kapanabilirmiş. TikTok'un kapanabileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Ben TikTok'un kapanacağını zannetmiyorum ama artık sosyal medyadaki arkadaşlar, hani bütün ünlülere sosyal medyaya enteresan bir yaptırım gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü TikTok hakikaten aldı başını gidiyor ya. Yani TikTok tamam arkadaşlar, hani birazcık şey falan diyoruz da, hani toplumun ahlakını bunlar mı bozuyor? Hani zaten bozuk olan ahlakı ortaya falan çıkartıyor diyoruz ya. O kadar da değil arkadaşlar, o kadar da değil yani. Bence birazcık da önlem alınsın. TikTok'ta hakikaten bazı şeylerin boku çıktı. Hakikaten boku çıktı yani, öyle söyleyeyim size. Başka? User Walk'cım gördüm, aynı şeyleri üst üste yazmana gerek yok gülüm. Kerem Bursun'u gördüm. Güldür güldürü baktık. Başka. Kapansın ya 7. Ya bir de arkadaşlar çok yani aslında TikTok'un kitlesi, bak TikTok'un algoritması, Savcı Eyyububiki çok teşekkür ederim. Allah kesene bereket versin. TikTok'un algoritması Instagram'ın algoritmasına göre daha iyi. Instagram'ın kitlesine göre de daha iyi. Bir de Instagram'da yorum yapan insanlara da bence bir denetim getirilmesi gerekiyor. Yani ben arkadaşlar, ben bunu çekmek zorunda mıyım? Benim bir tane videom keşfete düşüyor. Beni hiç tanımayan bir velet arama avradıma sövüyor. Ben şimdi bunu nasıl, arkadaşlar ben bunun önüne nasıl geçebilirim? Bunun bir de hukuksal bir karşılığı da yok. Olsa bile şimdi ben buna dava açsam 6 ay bekleyeceğim. 7 ay olan tanımam etmem. Adama diyorum ki bak, bana diyor ya arkadaşım ya, atıyor bana küfürlü yorum yapıyor. Altına yorum yazıyorum. Bir de küfürlü yorum yapanların, bak ulan siz erkeksiniz bir de, Allah belanızı ver, erkekliğe nasıl sıçayımsın. Erkekler ya Instagram şeyini kapatıyorlar. Mesaj istekleri kapalı. Bak hani bu kişi size mesaj atmadığı sürece siz ona mesaj gönderemezsiniz diye. Demek ki sırf beni siktirerek bütün keşfete böyle yorum yapıyorlar. Bunlar giriyorlar arkadaşlar demek ki Instagram'a. Herkesi sövüp çıkıyorlar demek ki. Tamam mı? Neyse, altına yorum yapıyorum ben de. İşte özele gel diyorum. Özele geliyor. Buyur diyor. Adres ver diyorum, engelliyor. Yani ulan erkeksin ya. Madem sövdün. O zaman anasını satayım, bunun bir karşılığı olmalı. Ya da bu kadar kolay olmamalı. Bu nasıl olacak anası? Ben niye bunun karşılığını alamıyorum arkadaşım? Ben bunun hukuksal bir karşılığını almak istiyorum ya. Ben bunun yani ne bileyim, maddi, manevi, hadi parasını siktirip ben bunun mesela içeride yatmasını istiyorum belki. Olabilir mi? Ben tanımam etmem. Sen bana niye sövüyorsun arkadaşım? Yani komik değilsin diyebilir. Ecemel Tutçum teşekkür ederim. Komik değilsin diyebilir. Beğenmedim diyebilir. Ya bana nasıl sövebilirsin ya? Sen kimsin oğlum ya? Anasını satayım. Çok enteresan bir şey ya chat. Ben bunu hiç... Discord uygulamasına şeyden girebilirsin. Ünlem DC yazarak gelebilirsin gülüm. Chat'e Ünlem DC yazın gelin arkadaşlar. Ya bu çok enteresan. Ben çok rahatsız ediyorum. Rahatsız oluyorum. Yani bu konuyla ilgili bir yaptırım getirilmesini istiyorum ben arkadaşlar. Bu beni çok rahatsız ediyor. Birazcık su için. Bu beni çok rahatsız ediyor chat. Sen de ona sövdü gülüm. Ben bak Buse Sipahi, bir de şöyle bir durum var. O bana küfür etti ya. Nilgün Şimşek teşekkür ederim abonun için gülüm benim. Nilgün, ben senin attığın şeyi gördüm bu arada. Maili gördüm ama etrafımda öyle biri yok ki benim artık gülüm ya. Keşke sana de geri dönüş yapsam. Ben onu küfür etsem ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Instagram hesabım kapatılıyor. Yaptığınız kötü hakaretli yorumdan dolayı, hakaret ettiğiniz için Instagram'da post paylaşmanız yasak diye bana yasak geliyor falan filan. İşte arkadaşlar ben de onun için hiç riske girmiyorum. Hiç umursamıyorum. Yorumlara girmiyorum. Devam ediyorum. Bir. İkincisi son olarak ana için birazcık sohbet muhabbet yayınını uzun tuttum arkadaşlar. Sohbeti muhabbeti gündemi uzun tuttum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur lan. Chat. He? Sohbetim çünkü birazcık böyle konuşulacak muhabbetler çok olduğu için arkadaşlar inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Bir. İkincisi bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okuyan arkadaşlara da bunu sormak istiyorum. Bunun bir açıklaması vardır diye düşünüyorum ben çünkü. Yani bir şey var. Şimdi arkadaşlar ben Kur'an-ı Kerim okumaya başladım ya. Nisa suresinde bir enteresan, ben bunu ilk defa gördüm mesela. Ya bunun mesela ne yani, şimdi şey de yapmak istemiyorum arkadaşlar, yanlış anlaşılmamasın, soruyorum sadece. Hani bilen varsa bunu, çünkü ben bu yayınları YouTube'a da atıyorum ya. YouTube'dakiler de altı yorum yapabilir. Siz de şey yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar enteresan geldi bana şimdi. Sadece onun için soruyorum size. Bir dakika. Yanlış anlaşılma da olmasını istemiyorum şu anda. İnsanlar da bizi yanlış anlamasın yani şu anda. Arkadaşlar ben de muhafazakar bir insanım. Tamam eyvallah da hani çok böyle benim muhafazakarlığım en fazla arkadaşlar. İşte oruç tutuyorum yani ben. Namaz falan kılmıyorum. Allah inşallah nasip eder de. Şimdi okuduğumuz şeyleri de ben sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu sekmeleri bir kapatabilir miyim arkadaşlar? Bir saniye. Şu sekmeleri kapatalım abi. Bir saniye. Tamer. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Selamlar. Aleyküm selam Demetciğim. Hoş geldin canım benim. Sağ ol canım. Sen nasılsın? Şu surede
Şu sure bana en... Yani arkadaşlar bunun bir açıklaması vardır. Soruyorum sadece. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir de erkekler mallarından aile fertlerine harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Tamam, fenalık ve geçimsizliklerinden... Bak, fenalık ve geçimsiz... Geçimsiz kadın. Fena ve geçimsiz kadın. Var mı arkadaşlar? Evlilik içerisinde fena ve geçimsiz kadın var mı? Var. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince önce kendilerine öğüt verin. Tamam, hani bundan sonra böyle yapma. İşte otur karşılıklı, hasbihal et falan filan. Yataklarından ayrılın. Hani kendini, hani tepkini belli et. Bunlar da fayda vermezse dövün. Şey bana yani sadece ya bak vallahi billahi yani bence bunun sorulması, bunu sormazsam çünkü ben cevabını alamam bunun. Yani bunu sakın arkadaşlar bana şey olarak algılamayın. Ben çünkü bak korkuyorum böyle insanların linçlemesinden. Ben sadece arkadaşlar soruyorum. Yani bunun bir cevabı vardır. Bunun bir açıklaması vardır arkadaşlar. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Tamam. Eyvallah. Yani şimdi mesela yataklarından ayrılın. Ceyda'cığım çok teşekkür ederim gülüm benim. Ben evliyim zaten. Ceyda'm Allah razı olsun gülüm benim. Sadece soruyorum. YouTube'da da bilenler varsa, chatimizde de belki bilenler vardır. Bu arada chatimizde de belki bilenler vardır. Ben soruyorum. Çünkü bunu öğrenmemiz lazım. Burada arkadaşlar Kur'an'da her şeyi açık açık belki anlatmamışlardır. Ve bizim bunu sorgulayarak bulmamız gerekir. Hepsinin bir açıklaması vardır. Ayşe'cim çok teşekkür ederim. Bunun bir açıklaması varsa YouTube'a yorumlara, efendime söyleyeyim Instagram üzerinden bana DM atabilirsiniz. Ben ona cevap vermesem bile bakıyorum. Çünkü arkadaşlar sorgulamak lazım. Bir şeyleri sorgulamadan doğrusunu bulamayız. Bu surede bana burası bir değişik geldiği için. Çünkü ben mesela hani şey yapmayı tercih edersin yani. Önce kendisine öğüt verirsin, yataktan ayırırsın. Evlilikte bir geçimsizlik varsa da boşanırsın. Hani boşan ben arkandayım muhabbeti. İşte yani bilmiyorum yayın evinde mi bir sorun var? Yanlış mı çeviri? Başka yani başka bir çeviri? Bir de arkadaşlar Elmalılı Hamdi Yazır. Neydi lan Hamdi Yazır mıydı? Yanlış okuyorum ne? Dur bakayım neydi? Elmalılı Hamdi Yazır. Arkadaşlar en iyi çeviri. Diyebiliyorum. Muhammed Hamdi Yazır. En iyi çeviri diyebiliyorum arkadaşlar bence. En iyi çeviri. Yanlış çeviri değil arkadaşlar. Bu böyle hakikaten. Çeviri yanlış değil arkadaşlar. Çeviri yanlış değil. Çeviri yanlış değil arkadaşlar. Çeviri yanlış değil arkadaşlar. Bunu bilmiyorum yani araştırın. Çeviri yanlışsa bile doğru çeviri atın bana o zaman. Yani bu çeviri yanlış değil. Yani bu en iyi çevirilerden bir tanesi. Öyle söyleyeyim size. Yani bilmiyorum. Bir araştırmak lazım. Çetçim araştırmak lazım, araştırmak lazım. Yanlışsa da doğrusunu bana arkadaşlar söylerseniz sevinirim. Yani yanlışsa da doğrusunu bana söylerseniz sevinirim arkadaşlar. İki bölüm nasıl yetişecekler? Yes, doğru. Aygül abi orada dövül lafı Arapça başka bir anlamda yazıyor. Aynı lafın iki çevirisi var. Türklerde dövül lafına çevirmiş. O yüzden diyorlar Arapça okuyun diye. Arapçada bilmiyorum araştırmak lazım. Araştırmak lazım chat. Doğrudur. Doğrudur. Yani ben dedim ki ben size soruyorum yani. Bunun tabii ki dövünlerken ben fiziksel şiddet uygulayın anlamında söyleyeceğini düşünmüyorum yani Kur'an-ı Kerim'de. Sinan Nurcuğum çok teşekkür ederim. Arkadaşlar o zaman var mı başka şeyde? Gündemde herhangi bir şey var mı başka? Chat'cim. Ekşi sözlük bebek olayı neymiş lan? Sabahtan beri ekşi sözlük olayı yazıyorsunuz. Onu bir atlamayalım. Dur. Ekşi sözlük bebek olayı neymiş ya? Özüm abim 1 Aralık'taki Nazmik'i yayını izledin mi? İzledim izledim. Hepsini izledim balım. Ekşi sözlükte pedofili skandalı. Bakanlık harekete geçti. Kayıtlı üyelerin paylaşım yaptığı sosyal bebeğe istismar görüntüleri üzerine bu ne ya? Emniyet birimleri ekşi sözlükten açıklama. Çocuk pornografisi suça konu görseller yayan kişi ardı ardına hesaplar açarak içerik göndermeye ve kullanıcılarımıza mesaj göndermeye devam etti. Her ne kadar ekşi sözlük bir yer sağlayıcı olarak içerikleri kontrol etmekte yükümlü olsa da hızlıca suç duyurusunda bulunduk. Ekşi sözlüğün yönetim kurulunda yani ekşi sözlük sitesini kuranlarda bu adamın herhalde bütün bilgileri var mıdır chat? Varsa çok kolay bulunur anasını satayım bu olay böyle şey bu olay. Peki ne diyorsunuz arkadaşlar bu olaydan bütün ekşi sözlük sorumlu tutulmalı mı? Yani eğer ekşi sözlük yöneticileri bu kullanıyor. Çünkü ekşi sözlük benim bildiğim arkadaş açık bir platform değil mi? Twitter gibi isteyen üye olabiliyor yani. İsteyenin üye olabildiği bir platform değil mi? İsteyenin üye olabildiği bir platforma. Ekşi sözlüğe böyle birisi, böyle bir sapık üye olmuşsa ve ekşi sözlük kurucuları, yöneticileri bu adamın bilgilerini devlete zaten vermişse herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Allah belasını versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Allah belasını versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ama yazılar onaylandıktan sonra paylaşılmıyor mu? Her isteyen yazı vermiyor.
ekşi sözlüğün şeyini bilmiyorum, olayını bilmiyorum ben. Teşekkür ederim. Ben darp olarak geçer. Bu da o dönem bebekleri tarafından ataerkil toplum olduğundan dolayı dövmek olarak yorulmuş. Çocukluktan. Günümüzde böyle bir yaklaşım yoktur. Beri aynı mahallede. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim hani günümüzde düşünülerek yazılmış bir deyim. İndirilmiş bir arkadaşlar kitap değil midir? He? Günümüzde düşünülerek indirilmiş bir kitap değil midir? Ölümle tehdit. O zaman Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi anasatım yani dinimizi mi güncelleyeceğiz tövbeler tövbesi? Dildiğini söyle. Din güncellenen bir şey değildir ki. Güncellenmesi gereken bir şey değildir ki tövbeler tövbesi. Yani Kur'an-ı Kerim bütün dönemleri zaten ilgilendirmesi gereken, hani geleceği de ilgilendirmesi gereken bir kitap değil mi? Esra Erol'un osuruk videosunu DC kanalında izlemedik video bölümünde. Bir dakika ona bir bakalım ya, onu merak ettim. Chat show'a devam edeceğim de. Son dakika Esra Erol'da osuruk show. Bilmesimiz hala bunu çalıştırıyor bu şekilde ya. Terbiyesiz adam! Bu adam ulan zıvanı terbiyesiz! O ne diyor? Terbiyesiz adam! Bu adam ulan zıvanı terbiyesiz! Kötü korozla yaşayacağım seni! Sezgin de koptu. Neyiz doğru? Vay! Burcu'sa teşekkür ederim, sana teşekkür ederim. Ulan zıvanı terbiyesiz! Çok bariz lan! Çok bariz! Bu adam ulan zıvanı terbiyesiz! Kötü korozla yaşayacağım seni! Sezgin abi, sen niye gülmüyorsun ya? Esra abla niye gülmüyor? Bir, Sezgin anında fark ediyor. İki, Emel'in jeton sorudan düşüyor. Üç. Bak şimdi yakala. Bütün görüntüleri yakala. Kötü korozla yaşayacağım seni. Oğlum harbi lan, gerçek lan. Tövbe estağfurullah. Oğlum neler yaşanıyor ya. Neyiz doğru? Chat vallahi Türk televizyonları büyüktür ol diyorum ya. Aşırı sinirden ol. Aşırı sinir gaz yaptı galiba. Terbiyesiz.